Arkadaşlar herkese merhaba ben Ali Hoca Hepinize iyi çalışmalar diliyorum hap bilgiler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik ikinci kısma Birinci kısmı paylaşmıştık Onun için oynatma listesini oluşturdum değerli arkadaşlarım hap bilgiler serisi sadece Osmanlı ve İnkılap tarihi ile ilgili de olacak O yüzden bu seriyi kaçırmıyoruz Telegram grubuma abone olabilirsiniz. Oradan pdf'lere ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki kitaplar çok pahalı oldu değerli arkadaşlarım. O yüzden de bu süre zarfında sizlere yardımcı olmak istiyorum. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Tek cevap değerli arkadaşlarım. Yorum yok. Hiçbir şey yok. Sizden tek cevap istiyorum sadece. İlk sorumuz. Ordusunda Amazon kadın savaşçı bulunduran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir? İlk kadın hükümdar Tomris Hatun'du değil mi? Tomris'e yardım eden Amazon kadın savaşçılar. Cevabımız İskitler yani sakalar olacaktır. Kumallar Dede korku hikayelerine konu oldular. Uygurlar Maniheizm dinini benimsediler. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Köktürkler kendilerine özgü alfabeyi oluşturdular. 38 harfden oluşuyor. Bununla beraber Orun kitabileri Kutluklar döneminde dikilmiştir. Peçenekler biliyorsunuz ki Malatya Savaşı'nda Alparslan'ın tarafına geçmişlerdi. Cevabımız sakalar olacaktır olacaktır. İkinci sorumuz, Türk İslam devletlerinde tek malın satıldığı yere ne isim verilmiştir? Han, çarşı, kervansaray, tüccarların konakladığı yer, kapan, bırak, bedesten, değerli mücevher ve kumaşların satıldığı yerdir. Arasta, esnafların karşılıklı ticaret yeri. Buradaki cevabımız kapan olacaktır. Kapan emini ne yapar değerli arkadaşlarım? Malları denetler, kontrol eder. Tamam, gelmeden önce yani sirkat gelmeden önce. Üçüncü sorumuz. Türkiye Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemi aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Mesut. ikinci Ağaç Seferi gerçekleşti. Ve birinci Mesut galibiyetle ayrıldı. Alaaddin Keykubat en parlak dönem. Gazetin Keyizrem döneminde Antalya gibi önemli bir yer alındı. Ticaretle uğraşıldı. Birinci Kılıçarsan. Birinci Kılıçarsan dönemiyle ilgili bilmemiz gereken birinci Hacı Seferi'dir. İkinci Kılıç döneminde Miryokefalon Savaşı yaşandı ve Anadolu'nun Türk ordu olduğu kesinleşti. Cevabımız Alaaddin Keykubat olacaktır. Ekstra bilgi verecek olursak eğer biliyorsunuz ki Alaaddin Keykubat döneminde Van, Ahlat ve Bitti sanılmıştır. Bununla beraber Suudak Limanı alınarak deniz aşırı seferler gerçekleşecektir. Dördüncü sorumuza geldik. Osman Bey döneminden itibaren esnaflardan almaya başlanan vergi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı tarihinin ilk vergisi olarak bilinir. Biz buna Bağcı pazar vergisi diyoruz. Avarız ikinci beyazlık döneminden itibaren olağanüstü durumlarda alınır. Anam küçük baş hayvanları için alınır. Cizye gayrimüslimlerin askerlik yapamaları karşılığında alınan vergidir. Ya da orada kalmaları karşılığında ödedikleri vergidir. Baş vergisi de diyoruz biz buna. Öşür Müslümanlardan alınan ürün vergisidir. Cevabımız bağcı pazar olacaktır değerli arkadaşlarım. Beşinci sorumuz şimdi arkadaşlarım diyordur hocam deneme gelmeyecek mi? Deneme Altıncı denememiz değerli arkadaşlarım yarın sizlerle olacak. Şahkulu isyanı hangi padişah döneminde yaşanmıştır? Kim kışkırtmıştı? Kim? Şah İsmail ve beraberindekiler değil mi? Antalya ve çevresinde çıkarıyorlar bu isyanı. Genç Osman. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır. Yavuz Sultan Selim 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişah. Şah İsmail'de yapılan çaldıran savaşını kazanıyor. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Biliyorsunuz ki İstanbul fethedilmiş. Bununla beraber altın para basılmış, iltizam sistemi getirilmiş, müsaade sistemi getirilmiş. Yani say say bitmez. İkinci Beyazıt doğru cevabımız olacak. Kanuni Sultan Süleyman döneminde hem karada hem denizde büyük başarılar elde ediliyor. Cevabımız ikinci beyazıt olacaktır. İkinci beyazıt kaynaklarda yükselme dönemi içinde duraklama dönemi olarak geçer. 6. sorumuz. Bağdat Fatih olarak bilinen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Irak seferleri sonucu Bağdat Fatih unvanını almıştır. Kasr-ı Şirin Antlaşması bu dönemde imzalanmıştır. Üçüncü Mehmet. Eğri Fatih olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Eğri Fatih. Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Muhteşem Süleyman. Hürrem'in bir tanesi. Dördüncü Murat cevabımız. Birinci Ahmet Ekber ve her şey getirdi. Kafes sistemini getirdi. İkinci Mustafa hangi olayla tahttan indirildi? Edirne olayıyla değil mi? Yerine üçüncü Ahmet'i getirecekler. Cevabımız dördüncü Murat olacaktır. Osmanlı tarihinin en cüsseli padişahıdır. Yedinci sorumuz. Böyle sorulara dikkat ediyoruz. Lale devrini sona erdiren isyan aşağıdakilerden hangisidir? Edirne olayıyla ne demiştik? İkinci Mustafa tahttan indirildi. Kabakçı Mustafa isyanı ile 3. Selim dönemi sona erdi. Patron Halil cevabımız. Kuleli vakası Abdülmecid'e yapılan suikast girişimi 31 Mart vakası Osmanlı tarihinde rejime çıkan ilk isyandır. İkinci Abdülhamit tahttan indiriliyor. Cevabımız Patrona Halil olacaktır. Taht değişikliği. Sevgili arkadaşlarım taht değişikliği taht değişikliği bunlara dikkat et. Sekizinci sorumuz. Mürur tezgih resmi hangi padişah döneminde yürürlüğe girmiştir? Biz buna geçiş belgesi diyoruz değil mi? Sultan Abdülmecit döneminde tanzimat ve ıslahat fermanları yayınlandı. İlk banka kuruldu. İkinci Mahmut doğru cevabımız. İkinci Mehmet say say bitmez demiştik. Nasıl bilgiler vereyim sizlere değerli arkadaşlarım? Bu dönemde Arnavutluk alındı. Sırbistan alındı. Bosna Ersek alındı. Efrak ve Boğdan himaye edildi. Bununla beraber Kırım alındı. Sultan Abdülaziz yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. 1. Abdülhamit döneminde cülus kaldırıldı. Urufe alım satımı yasaklandı. Cevabımız 2. Mahmut olacaktır. 9. sorumuz. Kanuni esası hazırlayan komisyonun başkanı kimdir? Türk tarihinin ilk anayasası olarak bilinir. Ahmet Cevdet Mecelle'yi hazırladı. Mustafa Reşit Paşa Tanzimat Fermanı'nı okuyan kişidir. Mithat Paşa doğru cevabımız. Ziya Paşa Osmanlıcılık fikrini savunan kişidir. Ahmet Hamdi Akseki İslamcılığı savunmuştur. Cevabımız Mithat Paşa olacaktır değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Geldik. 10. sorumuza. 1. Balkan Savaşı sonrası yaşanan hükümet darbesine ne isim verilmiştir? Öydü Milliye ikinci meşrutiyetin ilanı için kullanılan terimdir. Bayram olarak kutlandı. Duyunun Umumiye ikinci Abdülhamit döneminde oluşturulan dış borçlar idaresidir. Baba Ali bırak. buçukte bir isyanı Osmanlı tarihinde görülen ilk yeniçeri ayaklanmasıdır. Büyük Kaşkun Celali isyanları sırasında yaşanan göç olayıdır. Cevabımız Baba Ali baskını olacaktır. İddia ve teraki yönetime el koymuştur değerli arkadaşlarım. Kamil Paşa'yı düşürüp Babu Şevket Paşa'yı getiriyorlar. 11. sorumuz. Mondros'la teşkilat antlaşmasını imzalayan Bahriye Nazırı kimdir? İsmet Paşa. Budanya'ya imzaladı. Lozan'a gitti değil mi? Fevzi Çakmak. Genelkurmay başkanlarımızdan biri olarak kabul edilir. İkinci Mareşal. Rauf Orbay cevabımız. Cevat Çobanlı 18 Mart deniz kahramanı olarak bilinir. Cemal Paşa kanal cephesinde görevli olan kişidir. Cevabımız Rauf Bey olacaktır. 12. sorumuz. Mustafa Kemal Paşa protesto mitinglerinin yapılması gerektiğini nerede duyurmuştur? Amasya'da milli mücadelenin amacı yöntemi ve gerekçesi belirtildi. Temsiliyetinin kurulma fikri ortaya çıktı. Hafza cevap. Erzurum ilk defa milli sınırlardan bahsedildi. Sivas'ta cemiyetler birleşti. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri mahalli kongrelerdir. Hacı Muhittin'i unutmuyoruz burada. Cevabımız Hafza olacaktır. 13. sorumuz. Bunun hakkında konuşmuştuk. Farklı isimle adlandırılıyor demiştik. Rum sandığı olarak nitelendirilen savaş hangisidir? Sakarya Meydan Subaylar Savaşı ya da Melhame-i Kübra olarak bilinir. Çanakkale Savaşı, Aydınlar Savaşı ya da Gentilmenler Savaşı olarak bilinir. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı vermiş olduğu ilk mücadele. Büyük taarruzu bırak. 1. Yunanlı Savaşı, Yunanlılar bu savaşa taarruzu keşif demiştir. Cevabımız Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan, Dumlupınar Meydan ya da Rum Sındığı olacaktır. Birden fazla ismi var demiştim. Devam ediyoruz. Şunu göstermeyeyim sizlere. Neyse gördünüz zaten. 14. soruyu çözelim. Ulus egemenliğini savunan Atatürk ülkesi hangisidir değerli arkadaşlarım? Devletçilik genelde milli ekonomiyi savunur değerli arkadaşlarım. Yani milliyetçilik de bağdaşırılıyor doğrudur. Halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devlet işe el atıyor. Milliyetçilik bağımsızlığı öngörüyor. Milli birlik ve beraberliği öngörüyor. İnkılapçılık yeniliği öngörür. Dinamizmi öngörür. Hareketliliği öngörür. Cumhuriyetçilik cevabımız layıklık, din ve vicdan hürriyeti ile akıl ve bilimi öngörür. Cevabımız cumhuriyetçilik. 15. soru yine sizlere bıraktım. Bu devlete empatim yok. E, empati ne lan? İlgim yok değerli arkadaşlarım. Yani bu ülkeyi çok sevdiğimden değil. İnanın. Doğaçlama hazırlıyorum soruları. Sizlere faydalı olsun diye. İkinci sorumuz yine bu ülkeyle ilgili. Sarı Kitap adlı eserde gizli antlaşmaları dünyaya duyuran devlet aşağıdakilerden hangisidir değerli arkadaşlarım? Yorumlarda buluşuyoruz. Unutmuyoruz. Bakın güncel bilgilerde de karşınıza çıkabilir. Mesela bu ülke hangi eserde gizli antlaşmaları duyurdu diye bir soru da gelebilir. Hap bilgiler serimizin ikinci kısmı sona erdi. Dediğim gibi değerli arkadaşlarım sadece Osmanlı ve İnkılap tarihinden de Hap bilgiler serisi sizleri bekliyor olacak. Yarın 6. deneme gelecek. Ondan sonra yine hap bilgiler, ondan sonra deneme. Sevgili arkadaşlarım, elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Telegram grubunda PDF'leri paylaşıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.